Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte dikenli kabak yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kabaklar dikenli. Bu sebeple dikenli kabak deniliyor bunlara. Gerçekten çok faydalı olan bir kabak arkadaşlar. Fazlasıyla da lezzetli. Bildiğimiz kabaktan hiçbir farkı yok lezzet anlamında. Biz bu kabakları bu videoda 3 farklı şekilde hazırlayacağız. Öncelikle dikenli kabak yemeği hazırlayacağız. Daha sonra dikenli kabak kızartması ve son olarak da yoğurtlu dikenli kabak hazırlayacağız. Tüm bunları yapmaya başlamadan önce sizlere bir de dikenli kabağın içerisini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar, üstünde diken olmasına rağmen elinize batmıyor. Böyle rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Hemen şöyle dikenli kabağı ortadan ikiye bölmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Dikenli kabağın içi böyle. Şimdi bunları pişirebilmek için dış kabuğunu soyacağız. Sadece içerisi kalacak. Yalnız soyarken şunlara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Dikenli kabak böyle çatlakları olan bir kabak. Soyarken o girintilerde kalan kabukları da tamamen alın arkadaşlar. Dikenleri kalmasın. Tamamen temizleyin. Şimdi hemen ben tüm dikenli kabakların kabuklarını soyacağım ve ilk tarifimiz dikenli kabak yemeği ile videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar, dikenli kabakları temizledim. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tamamen temizledim. Hiçbir şekilde üzerinde kabuğu ve diken kalmadı. Bildiğimiz yeşil elma gibi oldu arkadaşlar. Yeşil elmanın içi gibi. Ve şimdi ilk yemeğimiz dikenli kabak yemeği ile başlıyoruz. Bunun için dikenli kabaklardan ben bu şekilde küp küp doğradım 2 tanesini. Temizledikten sonra doğradım arkadaşlar. Ekstra olarak malzemelerimiz şöyle 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3-4 diş sarımsak. Şöyle arkadaşlar, bir yemek kaşığı kadar nane, naneyi bolca kullanacağım. Bir tutam karabiber, bir tutam tuz. Hazırsak dikenli kabak yemeğini yapmaya başlayabiliriz. Dikenli kabak yemeğini tencerede yapacağız. Hemen ocağı açıyorum. Ve ilk olarak tencereye zeytinyağı koyuyorum. Ardından soğanları ilave ediyorum. Soğanları şöyle bir karıştırıyorum. 1-2 dakika kadar soğanları kavuracağım arkadaşlar. 1-2 dakika kavurdum. Şimdi salçayı da ilave edeceğim. Çok az salçayı da kavuracağım. Salça da kavruldu. Artık dikenli kabakları ekleyebiliriz. Şöyle bir karıştırıyorum. Soğan ve salça ile karışmasını sağlıyorum dikenli kabakların. Ve şimdi sarımsakları ekliyorum. Sarımsakları soğanla birlikte kavurmadım. Çünkü sarımsağın özünün tam olarak dikenli kabağa geçmesini istiyorum. Gerçekten bu şekilde daha lezzetli oluyor diyebilirim. Ve nane ekliyorum bolca. Nane de dikenli kabağa lezzet veren baharatlardan birisi. Ve bir miktar karabiber ekliyorum. Son olarak tuzu da ilave ediyorum. Ve hepsini
Yine karıştırıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıp arada sırada kabakları karıştırarak pişirmeye, dikenli kabakları kavurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, dikenli kabaklar hiç su koymadan pişme derecesine neredeyse ulaştılar. Sürekli kavurarak tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirmeye, kavurmaya devam ettim. Şimdi son olarak şöyle bir çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Ve şöyle karıştıracağım. Dakika kadar da böyle pişirmeye devam edeceğim. Daha sonra dikenli kabak yemeğimiz hazır olacak. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, dikenli kabak yemeğimiz pişti. Onu sunumda göreceksiniz. Şimdi dikenli kabak kızartmasını hazırlamaya başlayacağız. Bunun için ben dikenli kabakları bu şekilde elma dilimi olarak kestim arkadaşlar. Halka halka olarak da kesebilirsiniz, fakat arkadaşlar o şekilde temizlemeniz biraz zor olabilir. Çünkü dikenli kabağın ortasında badem şeklinde bir çekirdeği var. Onu tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu sebeple bu şekilde patates dilimi yapmanız daha kolay olacaktır. Dikenli kabak kızartması için arkadaşlar malzemelerimiz 2 adet dikenli kabak, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ve de arkadaşlar tuz. Hazırsanız dikenli kabak kızartmasını yapmaya başlayabiliriz. Dikenli kabak kızartması, adından da anlaşılacağı üzere kızartma yapacağız arkadaşlar. Bunun için tavaya hemen sıvı yağını alıyoruz. Ve ocağı açıyoruz. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Yağ ısındı arkadaşlar. Artık dikenli kabakları kızartmaya başlayabiliriz. Şöyle alıyorum ve tavaya yerleştiriyorum hepsini. Normal bir kızartma işlemi uyguluyoruz. Tavaya koyduktan sonra bir tarafı kızarınca diğer tarafının da kızarması için çevireceğim ve daha sonra dikenli kabak kızartmamız hazır hale gelmiş olacak. Arkadaşlar, dikenli kabakların bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyoruz ve kızarmış olan tarafına tuz atıyoruz. Kızartma işlemine devam ediyoruz. Dikenli kabakların diğer tarafı da kızarınca hepsini tavadan tavamıza alıyoruz. Dikenli kabak kızartmamız da hazır arkadaşlar. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, dikenli kabak yemeğimiz hazır. Dikenli kabak kızartmamız da hazır. Sıra geldi yoğurtlu dikenli kabağa. Onun için dikenli kabakları ben bu şekilde rendeledim. Hiçbir şekilde pişirme işlemi uygulamayacağız arkadaşlar. Dikenli kabağı
Bu şekilde çiğ olarak da tüketebiliyorsunuz. Gerçekten lezzetli, salata vari bir tadı var. Yoğurtlu dikenli kabak için malzemelerimiz şöyle. 2 adet dikenli kabak, 1 küçük kase yoğurt ve de 1 miktar tuz arkadaşlar. Hazırsanız yoğurtlu dikenli kabağı hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar şöyle bir kaseye ihtiyacımız var. Hemen kasenin içerisine yoğurdumuzu koyuyoruz. Ardından yoğurdun içerisine tuz ilave ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar son olarak içerisine rendelemiş olduğumuz dikenli kabağı ekliyoruz. Dikenli kabağı da yoğurtla birlikte karıştırıyoruz. Şöyle arkadaşlar, yoğurtlu dikenli kabağımız hazır. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, dikenli kabak yemeği. Dikenli kabak kızartması ve de yoğurtlu dikenli kabak hazır. Dilerseniz yoğurtlu dikenli kabağı siz sarımsaklı da yapabilirsiniz. Ben şimdi içerisine sarımsak koymadım. Bunu da eklemek istiyorum. Gerçekten tek bir ürünle harika 3 çeşit yemek yaptık. Ve 3'ü de birbirinden lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.